Herkese Kazakistan'ın Almaty şehrinden merhaba arkadaşlar. Yine çok kısa bir yata, çok kısa bir sürümle buradayım. Tabii ki her yeri olduğu gibi yine çok açım. Şimdi nereye gidiyorum? Yemek yemeye gidiyorum. Ekip arkadaşımla beraber. Onlar bununla gidiyorlar. Sadece size kısa bir, sadece caddeleri gösterdim. Tabii kısa bir video çekmek istedim. Buralara, Türk ülkelerine geldiğim zaman özellikle Özbek pilavı, Özbek restoran veya onun tarzında bir yer çok güzel oluyor. Ben Özbek pilavını çok severim. Özbek pilavı yiyeceğiz. Almaty'da. Videonun konsepti bu yani. Çok fazla bir şey beklemeyin. Çok böyle etrafı gezdirmeyeceğim. Gündüz gezip bir dolaşıp sizlere bir şeyler çekeyim istedim ama 37 dereceydi, 38 dereceydi. Ben ortada gösteriyordu. Normalde 40-45 arasıymış. Cidden bu sene buranın en sıcak zamanını yaşıyormuş. Tabii normalde her yerde olduğu gibi. Ben buraya belki çok fazla geldim. Defalarca geldim. Gezdim gördüm ama YouTube çekmemiştim. Şimdi bu sefer böyle bir çekim. Burası biliyorsunuz Kazakistan. Burada Kazaklar var. Kuzeyinde Boğazlılar, güneyinde bisiklet takarlar. Ortasında da süveterler deyip iğrenç iğrenç espriler yapıyorsunuz. Bu tarz esprilere çok maruz kaldım. Kazakistan'da deyince herkes böyle. Hani Brüksel'e gidince lahana gibi saçma sapan öyle bir alakası yok ama buraya gelince de Kazak esprileri çok fazla oluyor. Mesela Almaty diyorsunuz. Alma atanın ahını çıkar ahesteyse gibi. Almaty'dan gelme gibi. Yani varsayılan bütün esprilere hakim şu an. Ben de sizlerle görün diye, bilin diye. Belki bilmeyenler vardır. Onları da yapayım dedim. Şimdi hemen şu karşı tarafta ziyafet restoranı var. Oteli çok yakın. Akşama doğru çıktım çünkü ancak şu an hava böyle bir 30 derecelerde falan. Ancak gezilebilir, yürünebilir. Otelde en yakın yere geldik. Tabii ki klasik. Otelden çıkıyorsun, sonra dönüyorsun abi. Orada hemen köşede görürsün zaten deyip. Hemen şurada bakın. Ziyafet restoranı. Oraya gideceğiz. Yakın olması sebebiyle orayı tercih ediyoruz. Aslında bir tane daha güzel bir yer vardı. Şöyle de göstereyim ön tarafı. Caddeler gerçekten büyük. Buraya Airbus Boeing rahatlıkla inebilir. Bir tane daha Özbek restoranı vardı. Buradaki yaşayan bir arkadaşımız vardı, ekip arkadaşımız. O tavsiye etti ama orası biraz uzak olduğu için orayı uzak bir 10 dakikalık ama üşendim daha açıkçası. Böyle yani. Hani uzak oldu falan filan değil. Üşendim. Bir dakika burası da var mı da? Apron'da geziyormuşum gibi geliyor da. Yani neyse bir de şurada burada böyle bir özellik var. Taksi yok. Burada herkes taksici gibi. Yani normal arabaları böyle otostop gibi çeviriyorsunuz. Kendi belli bir başka yerler var. Atıyorum 5 dakikalık, 10 dakikalık mesafe. 10 dakikalık mesafe 500 tenge. Yani 100 tenge de arkadaşımızın söylediğine göre sağ ol canım diyorum. Spasiba. Rusya da biliriz. Rusya nereden biliriz? Otelci için. Pratik yapmışlığımız var. Yani resepsiyonda otelde. Geldik burası. 100 tenge de 1 lira yapıyor. Ortalama 500 tenge. 5 lira yapıyor. 10 dakikalık, 15 dakikalık mesafeye 500 tenge civarında bildiğiniz gibi, tahmin ettiğiniz gibi de uygun burası. Kesinlikle burası bir video reklam içermiyor ama yakın olduğu için sadece böyle bir buraya geldik. Buraları sadece buraya gösterebileceğim. Kusura bakmayın. Belki bir sonrakinde bir daha geliriz. Neyse bakalım. Burada gördüğünüz gibi padişahın fermanı gibi. Burada klasik bildiğiniz şeyler var tahtadan. Ama şurada dikkatini çekmek istediğimiz şeyler var. Bakın at eti. At etini yiyorsunuz, at kafasına bağlıyorsunuz. Buradan bakın. At eti, Arap atı, yarış atı. Ben de söyleyeyim. Küheylan, rintintin. Rintintin, düldül. Şaka bir yana böyle gerçekten burada at eti gayet normal bir şekilde menülerde bile var. İsterseniz hatta biraz önce buradaki Kazak şef ile tavsiye etti. İsterseniz yiyebilirim. Beraber. Biraz sonra ne yiyeceğiz?
şey burger, ziyafet burger, buraya özel bir burger yiyeceğiz. Ondan sonra da adamla gidip başımıza dinleyebiliriz. Biraz sonra gideceğiz. Hadi bak. Buranın Nusret'i de ziyafet, ziyafette de ne yapacağız? Bir klasik et hareketi. Kızımızı şöyle bunu yapmıyorlar, dövüyorlardı. Ben de yaptım. Görevim tamamlanmıştır. Evet, bir karnımızın doymuşluğunun mutluluğuyla tekrar odamıza geri döneceğiz ve dinleyeceğiz. Çok pahalı bir yer değildi. Gayet güzel, uygun fiyat verdik. Güzel bir burger. Bir şeyler içtik. Gerçekten çok güzeldi. At eti yemedik tabii. At eti yemedik. At kapısına bağladık. Dediğim gibi kısacık bir yatıydı. Dolayısıyla sadece restoranta çıktım. Yorgundum da biraz. Şimdi tekrar odama gidip gideceğim. Böylece bu videomu da sonuna gelmiş olacağız. Kazakistan, Almanya'dan herkese selamlar olsun. Bir sonrakinde inşallah daha fazla şeyler gösteririm size. Gezdirin olsun. Sıcak olmazsa, zamanım olursa. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Klasik YouTube lafları bunlar ama böyle. Kanalıma abone olun. Daha çok şehirleri gezeceğim. Daha çok şeyler göstereceğim size. Dünyanın her yerini gezmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Ya da abone olun. Nereye koyacağım bilmiyorum. Görüşürüz. Hadi bak.